Hocam Kemalistler devamlı olarak Hamza Yerli Kaya'nın diplomasının sahteliğinden dem vuruyorlar. Bu konuya hakkani bakış nasıl olmalıdır? Yani kim sahte bir iş yaptıysa, yanlış bir iş yaptıysa onu düzeltmek tabii ki boynunun borcudur. Biz yanlış yapılan, sahte yapılan işi destekleyecek değiliz. Öyle bir şey varsa eğer gereğini devlet yapsın. Ama bu konuda en son konuşacak insanlar yine solculardır. Neden? Biz yetişemedik ama bizden bir önceki kuşak Ortaokul ve lise sınavlarına girdiler bunlar. Ecevit zamanıydı ve çok hızlı diploma alınması gerekiyordu. Herkes sınava giriyordu, hiç ders çalışmamasıyla birlikte sınava giriyordu herkes. Bir hafta sonu sınavı oluyordu, iki günlük bir sınavdı bu. Herkes sınava giriyordu, kağıtlar, boş kağıtlar eline veriyordu, soruları cevaplasınlar diye. Tek kelime, adını soyadını yazıp veriyordu herkes. Konu hakkında hiçbir bilgi yok. ...tamamen boş kağıtlar... ...tabii normalde kalması lazım bu adamın... ...başka bir seçenek yok yani... ...şöyle bir tabir vardı... ...kurul vurdu geçti... <laughs> ...kurul vurdu geçti... ...böyle kimler diploma aldı... ...biz yaşadık bunu ya... ...benden bir önceki kuşak... ...ben 81'liyim... ...bizden bir önceki kuşak... ...böyle diploma aldı... ...dışarıdan imtihana girdiler... ...ders çalışmak yok... ...hiçbir şey yok... ...kağıdı veriyorlar... ...öğretmenler biliyor bunu... Devlet bunu herkes bunu biliyor yani. Boş kağıdı veriyorlar. Boş bırakma diyor. Adını soyadını yaz. Bir hikaye yaz istersen. Sorun yok. Boş kağıdı alıyorsun. Adını soyadını yazıyorsun bilmediğin derslerde. Bildiğin derslerde işte bir şey yazıyorsan yazıyorsun. Bomboş kağıtları öğretmenlere teslim ettiler. Sadece sınava gel gir yani. O göründü başka bir şey yok. <gülüyor> Neticede <gülüyor> normalde bu adam kalması lazımken Haber öyle. Kurul vurdu geçtiniz. Kurul vurdu geçtiniz. Ya bunu kaç kuşağı yaptılar yani o vakit. Çok hızlı bir şekilde ortaokul ve lise diplomalı insanlar olması gerekiyormuş. Böyle yaptılar. Yani bu, bu düzenin sahibi olan bu insanların bu çığırkanlığı yapması komik geliyor insana yani. Yoksa tabii ki herkes usulünce yapsın işini. Onu isteriz. Müslümana yakışan odur. Allah Subhanahu ve Teala Aklı selim eylesin bizler de yalnız bakıyoruz Kemalistlerin hep böyle çığırtkanlık yaptığı şeylerin aslen kendileri o konuda usta olduğunu görüyoruz yani. Hani bir Ensar Vakfı'nda bir olay yaşandı ve o olayda Müslümanlar bu olayı kesinlikle tasvip etmedi. Failini de cezalandırdılar. O, bu on, kaç sene önce, beş sene önce mi oldu? Altı sene önce? Hala bütün solcuların Din karşıtlarının lafı böyle yani. Açın bütün sohbetleri. Hangi solcuya rast gelmişse sohbet altındaki yorum böyle. Siz işte en sarcısınız, tecavüzcüsünüz, tacizcisiniz böyle. Bütün yorumlar böyle. Konunun halbuki hiçbir alakası yok. Konu peygamberimizin üstünlüğünden anlatıyor belki. Konu belki Müslümanların kardeşliğinden anlatıyor. Konu belki işte Myanmar'daki Müslümanın zorluklarından, çektiği sıkıntılardan anlatıyor. Yardımcı olmaktan anlatıyor. Altındaki yorumlar hep böyle. Yani kin ve kasavetle dolu oldukları için sen ne söylersen söyle yorumunu böyle yapıyor. E şimdi bakıyoruz. E adamlar zaten taciz konusunda rekor kırmışlar yani. Ortaya çıkmayanlar bunlar. Bir de Müslümanlar bu olay ortaya çıkar çıkmaz hemen failin cezalandılar, defettiler. Bunlar failleri tuttular. Şikayet edenleri defettiler. Bugün de işte yani bir diploma diyor. Siz zamanında zaten bedava diploma dağıttınız herkese ya. Bedava diplomalar bedavadan işte sigortalı yapmalar, sigortadan maaş ödemeler bu bir sürü kaç kere çıktı. Hani bunu normal bir Müslüman, normal bir vatandaş söylese çok yerinde. <laughs> Ama bunları söylemesi biraz komik oluyor yani. Vesselam.